Bugün engelsiz hayat adlı projemi tanıtacağım. Ayak büyüdükçe bu ayakkabıyı da değiştirmek zorunda kalıyorlar ve ayaklarına göre özel tasarlandığı için pahalı oluyor. Buna şöyle bir çözüm buldum. Çocuğun ayağı büyüdükçe ayakkabıyı da büyütebileceğiz. Çocuklar daha uzun ömürlü kullanabilecekler bu ayakkabıyı. Merhabalar. Bugün sizlere teknoloji tasarım dersinin için yaptığım yağmur gücü adlı projemi tanıtacağım. Yağan yağmur suları buradaki çatılardan kayarak kanallarda birikir. Borulardan geçerken burada ve burada olmak üzere iki tane filtreden geçer. Buradaki kaba doldurulur. Bu sayede hayvanlar daha temiz su içebilecektir. Yapmış olduğum ışıkla dil su bu projemi göstereceğim. Ben bunu yaparken dil su bunun üzerine led lamba ve pil taktım. Bu ileride üzerine kamera takılarak geliştirilebilir. Benim bunu yapmaktaki amacım fener ve dil su bunu ayrı ayrı kullanmaktansa bir alet kullanmanın daha iyi olacağını düşündüm. Hemen şöyle projemi de göstereyim ben. Projemde böyle tentesi var gördüğünüz gibi. Tentesi olduğu için hem yağmur gelmez hem de başınıza güneş geçmez. Sebzeler şöyle doğranacak. Tabağın içine ilave edilecek. Sonra zaten şu tabağın içinden tencereye ilave edilecek. Böylelikle insanlar yemeklerini yapımında daha kolay olacak ve daha insanlar için pratik olacak ve böylelikle hayatımız daha kolaylaşacak. Yapmış olduğum projenin amacı görme engelli arkadaşlarımızın daha rahat bir biçimde melodika çalmalarını sağlamak. Merhaba. Bugün sizlere teknoloji tasarım dersi için hazırlamış olduğum projemi anlatacağım. Hangi tarafta araç yoğunluğu daha çok ise o tarafa daha fazla geçiş hakkı vererek hem trafik sorununu çözecektir hem de araç yakıtlarından ve insan zamanından kazanımlar olacaktır. Bu uygulamada içinde ayakkabı soğuk veya sıcak diye yazıyor. Biz de ona göre soğut veya ısıt düğmesine basarak orada ısıtabiliyoruz veya soğutabiliyoruz. Benim tasarımımda ise bu gibi sorunların yaşanmamasını sağlar. Saati istediğimiz saate kurup o saatte ders çalışabilir veya ödev yapabiliriz. Böyle bu kolay sayesinde örtümüz yatağı düzgün bir şekilde hızlı ve kolay bir şekilde örtülüyor. Tekrardan gece yatacağımız zaman aynı şekilde düzgün bir şekilde tekrardan toplayabiliyor. toplayabiliyoruz. Üzerindeki aparata navigasyon cihazı konarak engelli bir kişiyi sesli yol tarifiyle bilmediği bir yere götürebilir. Boyunca yapma amacım çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamaktır. Bu yaptığım proje görme engelliler içindir. Görme engelli karşıdan karşıya geçerken beyaz bastonuna ses cihazı koyarak karşıdan karşıya geçmelerini daha kolay sağlayabilir. Bu cihaz sayesinde dışarıya daha rahat çıkabilirler. Biz Doğu Anadolu bölgesinde yaşadığımızdan dolayı kışları çok çetin ve sert geçmek. Yüksek kar yağışı ve don olayı görülmek. Bu yüzden çatı saçaklarında biriken karlar ve buzlar insanların hayatlarını ciddi şekilde riske atabilmektedir. Ve ben bundan çözüm olarak ilk başta saçakların üstünde korneş tarzı raylı bir sistem kurup daha sonra bu sisteme pervane tarzı yani projemin adı akıllı bölme. Projeyi yapmamdaki sebep sıranın altında unuttuğumuz eşyaların çalınması, kaybolması ve bunun gibi güvenlik sebepleri. Şu şekilde okuttuğumuzda motorumuz açılıyor. Sizlere şu anda taslak aşamasında olan projem çantamı tanıtacağım. Çanta ile taburenin birleşimiyle meydana gelmiştir. Fermuarlarından ve kapaklı bölümlerinden içine eşya koyulabilir ve bu bölgeden ise oturabilirsiniz. Sizlere teknoloji tasarım dersi projemi anlatacağım. Araçlara tak çıkar mantığıyla takılarak araç hareket ettiğinde çıkan rüzgar enerjisinden faydalanarak araçların akülerini veya bisiklet vesaire şeylere takıldıysa telefon bataryalarını şarj etmek için kullanılabilir. Ben projemi engelli bireyler ve küçük çocuklara yardımcı olmak için tasarladım. Bu projede amacım engelli bireylerin ve küçük çocukların kimseye ihtiyacı duymadan oturabilmeleri ve aynı zamanda bu kanepeye oturduklarını rahat etmelerini sağlamaktadır. Projemizin adı Yürüdükçe Kazan. Adımları elektrik enerjisine dönüştürüyor. Şehir elektriğinde kullanmamızı sağlıyor. Ben burada salyangoz kabuğunu örnek alarak bir kütüphane tasarladım. Aralıklı ve katman katman asetatlar projeme üç boyutlu bir görünüm verdi. Salgın hastalıkları olduğunda insanların sosyal mesafeyi koruyarak kaliteli zaman geçirmelerini amaçladım. Günlük hayatta diş fırçasına diş macunu sıkmakta zorlanan görme engelli bireyler için video seferi. Bu
Bu cam sayesinde görme engelli bireyler işlerini daha rahat ve daha kolay bir şekilde halledebilirler. Bireyler diş fırçasını cihazın alt kısmındaki sensör bölümüne okuttukları zaman diş fırçasına otomatik olarak diş macunu konulmakta. Bu birinci özelliği ışıklandırma, ikinci özelliği kurutma, üçüncü özelliği ise parfüm sistemi. Elbette doğayla uyumlu bir şekilde gelişen bir kent hepimiz için çok önemlidir. Bu proje ile buna katkı sağlayabiliriz. Bu proje ile sıfır atık sağlamış oluruz. Bugün sizlere teknoloji tasarım dersi ile ilgili yaptığım projemden bahsedeceğim. Duvar kağıdını bu şekilde bağlantı yerinden kaldırıp yapışkanlı kısmı açarak takvim, poster, hatırlatıcı not ve benzeri şeyleri duvarımıza asabiliyoruz. Böylelikle duvarımıza hasar vermemiş oluyoruz. Sabahlar okula giderken yağmurluklarını temizleyen belediye görevlilerinin çalı süpürgeyle arabalara çizmesinden rahatsız olmuştu annem. Aynı zamanda onlar da bu işi yaparken çok yorulurlardı. Aklıma böyle bir proje geldi. Projemin asıl amacı caddeleri ve toprağı temizlemek, yaşanılabilir bir çevre kırmak. Sensörler suyu algılayıp ayaklarla makine yukarı doğru hareket edecektir. Böylelikle makinenin alt kısmı su basmasından kaynaklı paslanmadan korunmuş olacaktır. Çiçek besliyoruz, bitki besliyoruz. Onları çok seviyoruz bakmasında ama bazenleri bu bitkimiz, çiçeğimiz soluyor, ölüyor ve çok üzülüyoruz. Çok susadıysa şuraya kadar boyanıyor. Ve görüyoruz ki çok susamış, suluyoruz. Mesela güneşe çok ihtiyacı varsa buraya kadar boyanıyor. Güneş ışığının altına koyuyoruz. Yani bu saksı çiçeğimizin, bitkimizin dili oluyor ve çiçeklerimiz, bitkilerimiz daha uzun süre yaşıyor. Bu projede amacımız engelli vatandaşların hayatlarını daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde yaşamasıdır. Şurada gördüğünüz gibi örümcek robotu baz aldık. Örümcek robotu seçmemizin nedeni ise ayak sayısı arttırılarak daha güvenli ve daha hızlı olmasıdır. Yıldız tekerlek eklediğimizde daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde çakıllı yollarda gidebilecekler. Bugün sizlere teknoloji tasarım dersinde yaptığım projeyi anlatacağım. Kullandığımız kaloriferler odadaki havayı kuruttuğu için böyle bir sistem düşündüm. Kaloriferlerin iç kısmına iki adet altına yerleştirmeyi ve boğazların bir tanesini su ile diğerini ise parfüm bazlı sıvı ile doldururum. Boğazlarımız da kuruluk olduğunda odayı nemlendirebilir, aynı zamanda odanın güzel kokmasını sağlayabiliriz. Ülkemiz güneş enerjisi bakımından çok zengin bir ülke olduğu için elektrik kullanmadan projemde güneş enerjisini kullanarak tuvaletteki kokunun koridora çıkmasını değil de her zaman okul dışına atılmasını amaçladım. Bunun için bir prototip hazırladım. Bugün sizlere bir projemi anlatacağım. Benim projem şuradaki ayakkabılar. Bu ayakkabılar sopa görevini almak. Sopa görevini alan ayakkabılar karşısındaki engeli görür görmez anında yüksek ses çıkartır. Bu ayakkabılar çok kullanışlı.